Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %10'unu, toplam istihdamının da %20'sini oluşturuyor. Sektörde bu başarının sürdürülebilir olması için ortak kanı dünya markaları oluşturabilmekten geçiyor. Tekstil ve hazır giyim sektörü yarattığı istihdam ve yüksek ihracat potansiyeliyle ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri konumunda. Ancak bu başarının sürdürülebilir olması için sektörde dünya markaları oluşturabilmek oldukça önem teşkil ediyor. Hazır giyim ve tekstil deyince Türkiye'nin lokomotifi şu an ihracat olarak Türkiye'nin en önemli hatta ilk sırada yer alan bir daldan bahsediyoruz. Hazır giyim ve tekstil sektörüyle alakalı. Sektörü ben bir de yakından tanıyorum. Çünkü Ankara Ticaret Odası'nda da hazır giyim ve konfeksiyon komite başkanıyım aynı zamanda. Onun için sektörün şu an Türkiye'deki ihracatın lokomotifi, parlayan yıldızı. Sektörle alakalı yapılması gereken çok iş var tabii. Öncelikle marka oluşturmamız lazım. Türkiye'nin en önemli bir numaralı ihracatı giyimdir, tekstildir diyoruz ama tekstille alakalı kaç tane dünya markamız var derseniz bence hiç markamız yok. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin isim anlamında şu marka dendiği vakit Türkiye'nin genel anlamda eksikliği olduğu gibi tekstilde de böyle bir şey var. Yani bir dünya markamız yok. Zaten zenginlik dünya markasıyla alakalı. Ne kadar çok dünya markanız olursa o kadar da ülke olarak zenginlemiş oluyorsunuz. Maalesef o problem bizde de var. Ne kadar dünya markaları çıkarma yolunda kat etmemiz gereken çok yol olsa da yurt içi pazarda değişen alışveriş alışkanlıklarına adapte olan sektör oyuncuları yükselen bir başarı grafiği gösteriyor. Sektörde yaklaşık 35 yılı geride bırakan Akbaba Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, tüketici beklentilerinin tüm ihtiyaçları tek bir yerden karşılama yönünde değişim gösterdiğini kaydediyor. Bizim mağazada bazen diyorlar ki sizin işinizin tarifini yapar mısınız diye. Diyorum ki bizim işimizin tarifi o kadar geniş bir yelpaze ki 0-80 yaş arası spor, klasik, modern, büyük beden, küçük beden her şeyi kapsayan ama yaptığımız iş o. Tercih edilme nedenimiz de o. Yani bir aile mağazasıyız, herkese hitap etmeye çalışıyoruz. İnsanlar sadece bizim için bizi tercih ederek geliyorlar. Şu an bizde iç dış, bay bayan, çocuk giyimi ve ayakkabı ile alakalı bütün herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Aksesuar ürünleri var, saat var, gözlük var, oyuncak var giyimin yanında tamamlayıcı olarak. Ekstra getirisi olsun diye yaptığımız, bizim birebir yapmadığımız işler var. Hayati Akbaba, günümüz iş dünyasında başarıyı getiren en önemli faktörün entelektüel sermaye olduğu görüşünde. Bundan önce ticaret yapanların güçlü yanlarını ortaya koymaları isteniyordu. Ya da bu tür konferanslarda, bu tür ders veren yerlerde güçlü yanınızı ortaya çıkarın deniyordu. Şimdi ama gelinen noktada entelektüel sermaye denen işin tamamının olmuş olması lazım. Yani sermayeniz, maddi sermayeniz olacak, insan kaynaklarınız olacak, bilgi birikiminiz olacak, işletmecilik anlayışınız olacak, yerleriniz iyi olacak, ürünleriniz iyi olacak, kampanyalarınız tutacak, herkese hitap edeceksiniz. Yani müşterinin beklentilerinin üstünde yapmış olmanız lazım. Beklentilerin üstüne çıkmadığınız vakit başarılı olma şansınız yok. Kuruluş 1980 yılında 4 metrekare ile başladığı yolculukta bugün Ankara'da Keçiören, Demet Evler ve Hüseyin Gazi'de bulunan 3 mağazasında geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyor.